Arkadaşlar merhaba, Sizeryo kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir projelerimiz var. Bunların birincisini anlatacağım. İkincisini de sürpriz olsun, diğer videolarımıza yine paylaşacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Arkadaşlar projemin ilk başlangıcında kullandığımız malzemeleri söyleyeceğim. Bir adet RFID kart modülü, biliyorsunuz artık birçok projemizde kullanıyoruz. Bir adet Arduino, isterseniz Uno, istiyorsanız Mega kullanabilirsiniz. Biz hazır burada kullandık. Bakın şu şekilde göstereyim size. Zaten resimlerinde göreceksiniz. Evet arkadaşlar, sadece RFID, Arduino ve Buzzer'la ne kadar harika şeyler yapabildiğimizi sizlere göstereceğim. Başka bir projemiz daha var. Bu projenin de ilerleyen videolarımızda onları da yükleyeceğiz. Nasıl yapıldığını da ilerleyen zamanlar sizlere anlatmaya çalışacağız. Sadece kodlama bilgisiyle ne kadar harika proje yapabildiğimizi sizlere göstereceğiz. Günlük hayatınızda kullanabiliyorsunuz. Bu projenin detaylarını biraz sonra zaten izleyeceksiniz. Kısaca bahsedecek olursam da yine arkadaşlar, burada ücret ödeme sistemi yapmıştık. İşte ne bileyim, kantinlerde kullanabileceğiniz, herhangi bir toplu taşımalarda kullanabileceğiniz bir cihaz. Projenin detaylarını isterseniz geçelim. Şimdiden iyi seyirler. Projemizde sizlere yemekhane kart sistemi ya da kantin kart sistemi olarak kullanabileceğiniz sistemi tanıtacağız. Ücret alma sistemlerinde kart kullanabilirsiniz. Yani bir nevi bir kredi kartı sistemi diyebilirsiniz. İki tane programımız var. Biri kayıt ve biri ödeme sistemi. Şimdi arayüzleri çok basit. Peki nasıl çalışıyor? Sunucu olarak kayıtlı öğrencileriniz varsa, şu an sunucumuzda kayıtlı olmadığı için öğrenci bilgileri gelmedi. Peki bu arada lokal değil, sunucu server'da çalışıyor. Peki bu ne anlam taşıyor? Yani global olarak çalışıyor. Farklı kurumlarınız varsa bu kurumların hepsinde ortak olarak çalıştırabilirsiniz. Lokal olsaydı tek bir cihazda olacaktı. Yani tek bir kurum üzerinde çalışmış olacaktı. Biz sunucuya taşıdık. Bu sayede birçok kurumunuzda tek programı kullanabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi dilerseniz kişi kaydet diyerek sistemimizi bir öğrencimize kayıtını alalım. Evet, gördüğünüz gibi öğrenci başarılı, yani personel başarılı kaydedildi. Buraları değiştirebiliriz. Bu şekilde kişiyi kaydetmiş olduk. Şu an yeni bir kayıt bekletiyor. Yeni kart okutuyorum. Yeni kart için bekliyor. Okuttum. Hemen bir kartımızı da okutalım. Yeni kart için üzerine tıkladım. Hemen onu da okuttum. Evet, bilgileri geldi. O kart bilgileri. Evet, öğrencimiz başarıyla kaydedilmiştir. Atıyorum bir kartımı yenilemek istiyorsam ya da para güncellemesi ya da bir sistem güncellemesi yapmak istiyorsam. Şimdi ortadan bir tane kartımı seçtim. Yine kart okumak için basın dedi. Üzerine seçtim. Kart bilgileri geldi. Şimdi kontrol et diyorum. Evet, gördüğünüz gibi Ali öğrenci ve onun bilgileri geldi. Buna da 0 TL'den 10 TL'ye güncellemesi yapmak istiyorum. Güncel dedim. Öğrencimiz güncellendi dedi. Aynı zamanda kartı tekrardan okuttum. Yani kart kaydetmek istedim. Mesela unuttum. Kimin olduğunu bilemedim. Rastgele sallıyorum şimdi. Burasına girdim mesela. Kaydet dedim. Evet, bu kart daha önceden kaydedilmiştir. Kontrol et butona basarak da güncelleme yapabilirsiniz dedi. Kontrol et butona bir kere bastım. Gördüğünüz gibi bilgileri geldi. Mesela paranızı 20 TL olarak güncelleyelim. Evet, tekrardan güncellemiş oldum. Yani biri 0 TL, biri 20 TL. Diğerini de 50 TL'ye girmiştim diye hatırlıyorum. Listeyi yenile dedim. Evet, gördüğünüz gibi. Bu arada alfabetik sıraya göre çalışıyor. A, M, S şeklinde geldi gördüğünüz gibi baş harflerinden. Ali öğrencisi 20 TL, Mehmet öğrencisi 50 TL, Sezer Çetin'e 0 TL verdi. Şimdi Sezer Çetin'in üzerine iki kere tıkladığımda gördüğünüz gibi son parası, kart bilgileri ve kişisel bilgileri geldi. Buradan istersem bir 50 TL yükleme yapabilirim. Yükle dedim. Evet, Sezer Çetin parası güncellendi. Şu anki parası 50 TL yazdı. Aynı zamanda kişi buradan silebiliyorum. Aynı zamanda öğrenci bilgilerini bu şekilde aratıp getirebiliyorum. Ekleme yine yapayım. Mesela bir 50 TL daha ekledim. 100 TL oldu. Buradan hızlı arama yapabiliyorum. Mesela çok kişi oldu. Mesela SE yazdım. Kişi ara dedim. SE içinde SE geçen harfleri buldu. Ve gördüğünüz gibi Sezer Çetin'i çıkarttı. Buradan üzerine iki kere tıkladığımda aynı şekilde tekrardan bir 50 TL daha yükleyeyim mesela. Para yükledim. Bu şekilde yüklemiş oldum. Sonra liste otomatik olarak yenileniyor. Şu an hesaplarımız böyle. Aynı zamanda silmek istersem de Ali öğrenci üzerine bir kere tıkladım. Kişiye sil dediğimde bu şekilde işlem yapılsın dedi. Ve kişi buradan da tamamen silebiliyorum. Şimdi gelelim dilerseniz ödeme kısmını programımızın. Şimdi ödeme kısmına tıkladım. Şu şekilde ödeme ekranım geldi. Öğrencilerim geldi. Şimdi dilersek direkt kartımızı okuttuğumda otomatik olarak sistem bildirini alıyor. Aynen
kart şu an biraz önce sildiğim için, Ali öğrencisini sildiğim için artık bu kartı tanımlamadı. Kart işte bulunamaz şeklinde bildirdi, düştü. Gördüğünüz gibi sesi uzun. Şimdi herhangi bir ödeme aldıracağımda ise, evet gördüğünüz gibi direkt ödeme aldığında bu şekilde bildiri düşüyor. 100 TL'ydi, 0 TL'ye zaten fiyat otomatik olarak girmişti. Mesela 20 TL'sini alalım. Üzerine tekrar tıkladım. Evet 80 TL'si kaldı. Şu an bakıyorum. 100 TL'den 80 TL düştü. Evet, sıkıntı yok. Şimdi diğer öğrencimizden de bir ödeme alalım. Mesela 10 TL dedim. Üzerine getirdim. Evet, 90 TL'si kaldı. Aynı zamanda küsuratlı da girebiliyorum. Mesela 52,5 dedim. Okuttum. Evet, 37,5 lira parası kaldığını söyledi. Aynı şekilde sistemimizi yani küsuratlı olarak da girebiliyoruz. Gördüğünüz gibi azaltı. Şunu da söyleyeyim. Mesela ödemede fazla para girdim. Mesela 50 TL dedim. Şimdi okutuyorum. Evet, ödeme iptal edildi. Yetersiz bakiye şeklinde bildiri düştü. Sistemimiz sıfırladı. Aynı zamanda 50 ödeme alabiliyorum. Üzerine 2 kere tıkladığımda şimdi gördüğünüz gibi son fiyatı çıktı 37,5. Mesela 5 TL'sini kesmek istiyorum ya da 7,5 lirasını almak istiyorum. Direkt kartı okutmadan 50 ödeme dediğimde gördüğünüz gibi otomatik olarak da ödeme alabiliyoruz. Yani burada kart unuttuğunda öğrencinin bilgilerini biliyorsak ya da tanıyorsak ya da personelin bilgilerini biliyorsak 50 de ödeme aldırabiliyoruz. Programımız bu şekilde çalışıyor. Yine sorunuz olursa sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir projenin daha sonuna geldik. Bu projenin kaynak kodlarını ve çalışmasını sizler.com adresinde bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki tane malzemeler ne kadar harika proje yapabileceğinizi sadece hayal gücünüze bırakıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi ikinci projemiz daha var bununla ilgili. Aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz tahminleriniz varsa. Daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Bu proje hakkında yine yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Geliştirmeler, güncellemeler vesaire bunun hakkında bilgi verebilirsiniz. Yani neler yapabiliriz bunları söyleyebilirsiniz. Yorumlara dikkat alıyorum. Umarım proje ve videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone unutmayın. Bundan sonra projelerimiz tam hızla devam ediyor. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.